Ostik'ten herkese merhaba. Bugün sizle beraber Japon modernleşmesini, Japonya'yı bu eksende Japon modernleşmesine kırsaldan bakış kitabı ile konuşacağız. Doktor Tolga Özsen hocanın, doktor değil, doçent oldu, kitabı doktorken yazmış. Bunu söyleyebiliriz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, teşekkürler. Sizle beraber yani aslında uzak olduğumuz bir konuyu konuşacağız. Hem coğrafi olarak bizden çok uzak. Ama öğrencileri Çanakkale'de yer alıyor. Onun için aslında bir o kadar da yakın. Şimdi önce basitten başlayalım Japonya hakkında konuşmak gerekirse. Japonya nerede ve Japon insanları nasıl? Böyle çok soft bir soruyla başlayayım, kolay olsun ki. Evet, Japonya baktığınızda Asya'nın en doğusunda. Evet. Bizim de Asya'nın en batısında olduğumuz gibi. Coğrafya olarak evet, bize çok uzak gözüken, dokunabilirliğimizin çok az olduğu bir coğrafya. Çin'in daha doğusunda, Güneş'in doğduğu ülke olarak zaten malumunuz geçen bir coğrafya. Peki, Japonlarla Çinlilerin çok daha karıştırıldığını biliyorsunuz. Evet. İnsanlar neden bunu yapıyorlar? Sadece çekiş gözlülük mü yoksa başka bir sürü farklı akrabalık, hani genetik, tarihsel süreç böyle bir şey? Şimdi bunu birçok açıdan değerlendirebiliriz. Bu tabii çok sık gelen bir soru ya da çok sık sohbetlerde dönen bir konu. Çinlilerle Japonlar, Koreliler birbirine benziyor mu, ayrışıyor mu gibi. Bu bizim o coğrafyaya yakın olmamamızdan, dokunamamamızdan, dokunmamış olmamızdan kaynaklı bir aslında sonuç. Tıpkı Japonların da bir İtalyan'la İspanyol'u ayıramadığı gibi, Avrupa'yı tek gördüğü gibi. Coğrafi uzaklık çok önemli. Tabi tarihsel süreç olarak baktığınızda aynı coğrafyadan çıkmış, şu an farklı coğrafi sınırlara, kültürlere, dillere, inanç sistemlerine sahip ülkeler ve topluluklar bunlar. Ama temel olarak Doğu Asya özellikle ve Uzak Doğu Asya özelinde çok ortak noktaları elbette var. Yani ortak noktaları var ama bu biraz da bizim uzak olmamızdan kaynaklı. Bizim uzak olmamızdan kaynaklı tespit edecek kriterlerimizin, ayrıştıracak kriterlerimizin az olmasıyla biraz daha alakalı. Ben bir de o zaman Japonya'da ya da kitabın ayrıntılarına girmeden önce bağlı olduğumuz üniversite hakkında konuşalım. Evet. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ndeki böyle hakkında nasıl kuruldu, nasıl gelişti? Evet, kısaca bölüm, ana bilim dalımızı özetleyecek olursak 1993 yılında kurucu rektörümüz Profesör Doktor Mete Tuncuk'u, kendisi ve Japonya çalışmalarında Türkiye'deki ilk isimlerden, kendisinin vesilesiyle ana bilim dalımız Japonca öğretmenliği olarak kuruluyor. O günden bugüne faaliyetlerini sürdürüyor. Bugün tabii kuruluşunda hala eğitim fakültesi içerisinde de bulunan Japon kraliyet ailesinden Kasanomiya'nın anı olarak getirmiş olduğu bir ağaç var. Kiraz ağacı Japonların. O hala durur. Ve bugün 10 hocamızla beraber, bunların 6'sı Japon, eğitim öğretim faaliyetlerimize, akademik faaliyetlerimize devam ediyoruz. Kuruluşundan bugüne faaliyetler devam ederken tabii özelliklerimiz var. Bunları da söylemek lazım. Hem Avrupa hem de Orta Doğu coğrafyasında tek otoritim kurumlarında Japonca öğretmeni yetiştiren kurumuz. Biz eğitim fakültesi bünyesinde. Biz bu sebeple de Japonca öğretmeni yetiştiriyoruz. Japonca öğretmeni ihtiyacı çok şu an için gözükmese de birçok açıdan yeterli. Aynı zamanda ekonomik ya da ticari alanlarda, otomotiv sektöründe Japonlarla çalışabilecek niteliklere sahip, Japonya'ya ilişkin genel kültüre sahip ve Japon diline iyi anlamda hakim bir öğrenci yetiştirme amacıyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Çoğunun farkı bir de Japon öğretmenliği değil mi? Japonca öğretmenliği, evet. O diğer üniversitelerden olmayan teknik anlamdaki farklılığımız o. Biz eğitim fakültesindeyiz. Diğer bölümler genel itibariyle filoloji bölümleri olarak. Evet, geçiyor. Kitaptan konuşmaya başlarsak o zaman. Kitap çok ilgi çekici, bir görsele de sahip. Evet. Kitabın görselini aslında hoca çekmiş bir öğrenci arkadaş. Evet, kitabın kapağının bir hikayesi var. Bu benim Japonya'da uzun yıllar dağ köylerini araştırdım. Birazdan ayrıntıları belki geçeriz. O dağ köylerini araştırırken doğal olarak çok sık fotoğraflar çektim. O fotoğraflardan benim en beğendiğim, Japon kırsalını en anlattığına inandığım 5 ayrı kareyi çok sevgili mezunum Tolga Sertkaya var adaşım.
kendisi resimle ilgilenen birisi. Ondan rica ettim. Kendisi benim derslerimde olan biri olduğu için benim onun attığım Japonya imgesiyle fotoğrafları birleştirip bana bir kompozisyon çıkarabilir misin diye rica ettim. Kendisi de çok güzel bir, bir şey eser çıkardı bize. Yani görsel güzel. Zaten ismine benzeyen bir şey kırsaldan bakış. Evet. Japon modernleşmesine burada bir kırsaldan bakış var. Teknolojinin ya da ne bileyim daha çok farklı iktisattan, merkezinden falan ötesinde kırsaldan bakış. Neden kırsaldan bakış? Neden kitabın ismi böyle? Evet, kırsaldan bakış aslında çok önemli bir nokta ve son yıllarda tekrardan Japonya araştırmalarında da tartışmaya açılmış bir konu. Şöyle ki, malumunuz Japonya'nın hem ekonomik anlamda hem siyasi anlamda uluslararası da yer almaya başlaması özellikle 1960'lardan sonra. Evet. Aslında çok yeni bir durum tarihsel süreç içerisinde. Ve Japonya'ya ilişkin sosyal bilimlerdeki çoğu çalışma da Japonya bir aktör olarak ortaya çıktıktan sonra merceklerini o tarafa çeviriyor ve çalışmalar yapılıyor. Bu bağlamda da yapılan çalışmaların çoğu kent toplumuna, kentteki sanayileşme sürecine, ekonomiye odaklanmış çalışmalar ağırlık kazanıyor. Bu bağlamda çalışmalar çok. Ama baktığınızda Japonya, bugünkü bu teknolojik robot üreten, işte inanılmaz derecede teknolojik yaşayan Japonya, yani öyle varsayılan Japonya, 70 sene öncesine kadar neredeyse kabaca 10 kişiden 8'inin köyde yaşadığı, 10 kişiden 6'sının, 7'sinin de tarımdan ekmek yediği bir toplumdu. Ve sadece 20-30 sene içerisinde bugünkü resme kavuştu. Bu bağlamda Japonya'yı anlamak için sadece son 20-30 yılına, 50 yılına bakarak, oraya odaklanarak çalışma yapmak belli noktaları kaçırma riskini ortaya çıkarıyor. Ve ben bu bağlamda da Japonya araştırmalarımı genel olarak kırsal üzerine yoğunlaştırıyorum. Hem tarihsel boyutta hem de bugün kırsal üzerinden, kırsal penceresinden Japonya'yı araştırmaya çalışıyorum. Son yıllarda bununla ilgili Avrupa'da da Japonolog arkadaşlarımızla ciddi çalışmalar yapıyoruz. Gelecek sene yine bununla ilgili bir kitabımız çıkacak ortak. Amerika, Avrupa'daki ve Japonya'daki bazı Japonologlarla. Kırsal üzerinden Japonya'nın tekrardan okunması ile ilgili. Bu bağlamda kırsal üzerinden bakıyorum ben bütün Japonya. Japonya'da zaten kırsaldan bakmışsınız, grafikler, böyle rakamlarla da vermişsiniz ki değerlendirmeyi yapmak okuyuculara kolay olsun. Mesela 1920'deki kent nüfusu 18.1 iken köy nüfusu 81.9. Evet. Ama 1955'lere geldiğimizde kent nüfusu 56, köy nüfusu 43. Yarı yarıya gelmiş. Aslında Türkiye'deki modernleşmeye hani benzer bir noktası var mı? Kent nüfusunun az olup köy nüfusunun fazla olması. Bu doğrultuda. Bu muhtemelen temel göç hareketi üzerinden sanayileşme ve kentleşme büyük bir ihtimal evrensel bir oldu. Modern dünyaya geçişteki her. Yani herkes artık endüstri toplumuna geçişle beraber bütün gelir kaynaklarını da oraya doğru yönlendiriyor ve o tarafa doğru yönelim ortaya çıkıyor. Japonya'da bunu özellikle 2. Dünya Savaşı öncesinde bir kere yapmaya çalıştı. Ancak 2. Dünya Savaşı ile birlikte tekrardan bir duraklama dönemine geçti. Kentleşme bağlamında evet. Değerlendirdiğimizde tekrar aslında bir köye dönüş oldu. Daha sonra 1955'lerden sonra aslında bugüne kadar özellikle 80-90'lara kadarki süreçte yoğun bir şekilde kente şiddetli bir göç yaşandı. Bu da beraberinde aslında işte kırsalda birçok sorunun yaşanmasına sebep oldu. Ama bunların ortaya çıkışı, kronik toplumsal sorun olarak ortaya çıkışta 80'leri buldu ve Japonya bu anlamda madalyonun parlak yüzüne, aydınlık yüzüne odaklandığı için karanlık yüzünde nelerin olduğunu bittiğini ancak sorun olduktan ve tabana yayıldıktan sonra fark etti. Bugün en yoğun tartıştıkları ve çözüm üretmeye çalıştıkları konulardan biri toplumsal yaşlanma, nüfusun yaşlanması. Bugün %27, 65 yaş üstü nüfus. 2050-2060'a gelindiğinde çok daha yükselecek şu anki öngörüler o yönde. Bu da beraberinde birçok akla gelen ve gelmeyen sorunu ortaya çıkaracak gibi gözüküyor. Japonya'da 100 yaşın üstünde bayağı bir nüfus. Evet, uzun yaşamın doğumdan beklenen ortalama yaşam süresinin uzun olduğu bir ülke.
Ortalama bugün yani 2017 verileri yanlış anımsamıyorsam erkekte 81 yıl, kadında 87 yıl diye hatırlıyorum. Dünyanın evet en uzun yaşayan topluluklarından bir tanesi Japonya. Ekonomik olarak Japonya gelişmiş ülkeler arasındaki kişi başına düşen milli geliri bayağı yüksek bir seviyede. Evet, 30-35 bin dolar civarı. Hatta bazen tartışıyorlar bu rakamlar durağan kalacak mı, nasıl korunur ya da daha fazla olabilir mi, olamaz mı gibi tuhaf tartışmaların olduğu iktisatta biliyorum. Hatta yanılmıyorsam birisi Japonya'yı sadece Tokyo'dan ibaret sanmak diye bir yazı yazmıştı böyle. Hı-hı. Japonya Tokyo'dan ibaret değildir. Hı-hı. Arka mahallenin sokakları evet. var, oralara Hı-hı. bakın gibi. Biz bilmediğimiz için merak ediyoruz. Tokyo'dan ibaret midir Japonya yoksa arka sokakları nelerdir? Japonya Tokyo değildir evet. diyerek çok keskin bir ifadede aslında ben bulunuyorum. Hı-hı. Kendi öğrencilerime de bunu söylüyorum. Japonya elbette bugünün günümüz Japonya'sını Tokyo'dan okumak genel ana akım okuma tarzı. Elbette ki siyasetin, üretimin, kültürün, bütün bu aktörlerin Tokyo merkezli olduğu gerçek. Ama bunun da sadece modern Japon toplumunu okumak anlamında son 40-50 yılı temel aldığında vurgulamak gerekiyor. Yani Japon toplumunu, Japon insanını, Japon kültürünü anlamak için sadece Tokyo'ya veya büyük şehirlere odaklanmak birçok noktayı gözden kaçırma riskini beraberinde getirecektir muhakkak ki. O yüzden de kırsal ya da köy demesek bile taşraya, daha küçük bölgelere bakmak da kesinlikle önemli. Eğer Japonya'yı bir bütünsellik içinde anlamak istiyorsan. Tokyo'nun yani bu yanı da Tokyo'nun ötesindeki Japonya'yı anlamak için. Peki şimdi Tokyo ile İstanbul benzerliği ve tartışmaları da yapıyor. Yani İstanbul'da mimarlar yapıyor en çok. Japonya'nın gelişmişliği üzerine. Japonya gelişiyor ama gelişirken bazı mirasları yıkmıyor o kadar. Yani en azından bizim kadar değil diyenler var. O sizin algıladığınız gibi değil. Mesela modern bir dünyaya geçişte Japonya'nın Tokyo'suyla Türkiye'nin İstanbul'u bir değil. Bu tabii şehirleşme mantığıyla belki alakalı olabilir. Tabii alanım olmadığı için çok büyük harfler kullanamıyorum bu konuda ama temel olarak Japonya evet yani kültürel sermayesini aktarmayı hala sürdüren bir toplum. Yani kültürel sermayeyi gerek bunu mimari eserler üzerinde, gerek davranış kalıpları üzerinde, gerek festivalleri, bayramları üzerinde zaman zaman görebiliyoruz ama bir bu yanı var, bir de diğer yandan inanılmaz bir yozlaşma da var gençlikte. Bu da ayrı bir husus aslında. Özellikle dil konusunda deniliyor ya da sosyal ilişki kurgulama becerileri konusunda söylenebilir bu. İki boyutu da aslında aynı anda yaşayan bir toplum. Ben bunda özellikle son 50 yıldaki yaşadıkları bu ani, şiddetli sosyoekonomik dönüşümün çok etkili olduğunu düşünüyorum. Yani henüz Japonya'da oturtabilmiş değiller. Bir anda inanılmaz bir şekilde değiştiler, dönüştüler. Sosyoekonomik anlamda kentli tüketen bir toplum haline geldiler. Ve doğal olarak bütün sistemler, bütün kurumlar buna ayak uydurmak için doğal olarak, dolayısıyla da toplum tabanda buna ayak uydurma çabasını hala aslında bence sürdürüyor. Bütün bu handikap veya çelişkiler de burada aslında ortaya çıkıyor. Japonya'da gençlikte değişimi o da tartışılan bir nokta. Sosyal medya en çok Amerika ve Avrupa mallarının gençler tarafından Japonya'da talep edildiği, kullanıldığı. Kadınlardan makyaj malzemeleri en çok dikkat ediliyor. Avrupalı görünme anlamında. Bu Güney Kore'de ve Asya ülkelerinde de var. Şimdi estetik son zamanlarda özellikle Doğu Asya'da, Güney Kore. Japonya özelinde bunu özellikle sanırım söyleyebiliriz. İnanılmaz öne çıkan bir. Güzel gözükme, özellikle Japon gençleri özellikle konuşursak, öne çıkan konulardan bir tanesi. Japonya'nın ekonomisi ama ne dersek diyelim, Türkiye'den de çok çok iyi. Yani evet, sürdürülebilir bir yapıya sahip. Gelişmiş ülkelerde kendini gösterebilecek bir konumda. Ama Japonya'nın belirgin farklılıkları da var dünyadan çok tuhaf. Mesela ordusunun olmaması. Hı hı. Dolayısıyla
İkinci Dünya Savaşı'nda kavgalı oldu Amerika Birleşik Devletleri'yle şu anki dış politikadaki tutumu. Çin'e karşı, Rusya'ya karşı konuluyor. Mesela bir adacıklar yüzünden kavga ediyor. Şu anda dış politika hakkında ne düşünüyorsun? Japonya nasıl bir yer dış politikada? Japonya ile ilgili çok keskin şeyler söylemek bazen mümkün olmuyor dış politikada. Ama şunu söylemek herhalde yanlış olmayacaktır. Elbette Amerika ile ciddi anlamda bir stratejik ortaklık, bir müttefiklik var. Bunda son zamanlarda bu da şu an tartışmadadır iç politikada Japonya'da. Anayasanın 9. maddesi gereği, biraz belki buradan başlamak lazım. Japon Anayasası'nın, 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan anayasanın 9. maddesi gereği Japonya'nın ordu kurması yasak. Yani yasak mı diyeyim, başka bir cümle mi kursam, ordu kuramıyor. Ama ordusu yok mu? Ordusu aslında fiil olarak var. Japonca'da Jiaitai diye geçen öz savunma birlikleri olarak İngilizcesi Self-Defense Force diye geçen bir birlikleri var. Yalnız anayasa gereği şöyle bir şey. Kendilerinin saldırı olduğu takdirde kendileri koruma amaçlı sadece kullanabildikleri savunma için. Savunma amaçlı kullanabildikleri için dışarıya yönelik bir bu uluslararası konjonktürde katkı destek veremiyorlar. Böyle bir iç durumları var ama şu anki hükümet özellikle bu konuda anayasanın 9. maddesinin değiştirilmesi konusunda kamuoyu yaratmaya son derece güçlü bir şekilde hala çalışıyor. Ama ciddi bir anlamlı bir tepki de var karşı. Hayır, biz bir barış ülkesiyiz. Bu bağlamda ordunun kurulmasına karşı izleyen bir kesim de var. Kamuoyu içerisinde ciddi, güçlü bir kesim. Şu an belirli bir yöne doğru gittiği yok ama hükümet mümkün olduğunca anayasanın 9. maddesinin değişmesine çabalar bir pozisyonda şu an duruyor. Bu bağlamda da Amerika ile ilişkiler doğal olarak hep daha olumlu, daha yapıcı bir pozisyon almayı gerektiriyor hükümetler için. Şu an tam sayısını bilmiyorum ama Amerikan üsleri Japonya'nın birçok bölgesinde var. Özellikle Okinawa bölgesinde. Japonya'nın güneyi, en güneyindeki Okinawa bölgesinde çok sayıda Amerikan üssü var. Ve bu üslerin Okinawa yerel halkı, o bölgenin insanı üslerin kaldırılmasına yönelik bir hep yerel duruş sergiliyor. Bu bağlamda da Tokyo ile Okinawa'nın zaman zaman bu tür çelişkileri veya farklı tırnak içinde çatışmaları, fikirsel çatışmaları oluyor. Japonya'nın dış politikası tek farklı olan ordusunun olması değil, tuhaf gelenekleri de var aynı zamanda. Ya da tuhaf dışarıdan insanların ilk duyduğunda şaşırdıkları şey. Mesela ben arkadaşımdan duymuştum işte, sizin öğrencisi olan benim de. Bahşiş vermek ayıp karşılanıyor. Ya da ne bileyim, doğru değil. Ya da farklı, şöyle diyebiliriz, bahşiş konusunda şunu söylenebilir, evet bahşiş verelim. Yani verdiğinizde de alamıyor çünkü öyle bir davranış kalıbı geliştirmemiş. Bu doğru değil. Bu yani hani ayıplanmıyor ama böyle bir şey yapılmıyor. Verildiğinde de geri veriliyor genelde. Yani çünkü öyle bir olgu yok diyebiliriz belki. Çünkü yani, onu alıp ne yapacağını bilmiyor. Hani onu hangi gelir kalemine yazacağı bir sistem olmadığı için genelde çok büyük oranda böyle bir şey yok. Bu en tuhafı sadece bizim ülkemiz için değil. Mesela dünya için de çok tuhaf ki modern dünya artık paranın en büyük değer olduğu bir çağda insanlar para kabul etmiyor. Sebebini bu bilmiyorum. Zaman zaman Japonya'ya giden turlara önceden söyleniyor mesela. Burada bahşiş verilmez ona göre diye. Evet öyle bir şey var. Kullanmıyorlar. Bu en iyi çekici geldi bana. Japon toplumunda işte. Ya siz burada sosyal kültürel kodları diye başlamışsınız. Bu da okurken çok keyifli bir şekilde herkesin anlayabileceği bir şeydi ama Japon bireylerinin bir arada hareket ettikleri terimsel kullanmak istedim ama birçok terim var aslında orada. Evet, ama iç dış, biz öteki, grup içi, grup dışı. Sen bunu merak ettim nasıl şey. Tarihten şimdi barış ülkesi evet. Bunu farklı bir anlamda kullanıldığına eminim. Bu etnisite, din, grup içinde yoksa bir aidiyet sebebinden mi? Ne yani iç dış, biz öteki, grup içi, grup şimdi dışı? Şimdi şöyle, Japonya ile ilgili genelde hep bildiğimiz bir şey vardır. İşte Japon turistler Türkiye'ye gelirler, işte onları görürüz, hep güler yüzlüdürler. Tehditleştirilmiş bir Japon imgesi vardır. İşte hep birlikte hareket ederler, grupla hareket ederler, asla birey olarak düşünmezler gibi
daha da çoğaltıp çeşitlendirebileceğiniz bir imge var. Bu tamamen yanlış mı? Değil. Ben çalışmalarımda bunun özellikle tarihsel ve sosyokültürel zeminin ne olduğunu ortaya koymaya çalışıyorum. Özellikle Türkçe yaptığım çalışmalarda. Bu Japonya ile alakalı yapılan Japonoloji çalışmalarında klasikleri arasındadır. Yani bu 2x2=4 gibi bir şeydir. Bu anlatılır. Uchi soto diye Japonca'da iki kelime vardır. Hani bunu biz öteki diye çevirebilirsiniz, iç dış diye çevirebilirsiniz, grup içi grup dışı diye çevirebilirsiniz. Bu yüzyıllardır yerleşik yaşama alışkanlığına sahip Japonları temelden anlatan kavram, bir olgu. Japonlar evet grup kavramını önemserler ve birey modern toplumda dahi Japonya'da belirli bir grup içerisinde kendisini konumlandırır ve birey olarak bahsedeceği zaman kendisinden bahseder. Bu önemli ama bu şu da demek değil, yani gruba körü körüne bağlılık da değil, sadece bir aidiyet gerekliliği vardır Japon toplumunda. Bu da 15, 16. 14. yüzyıla kadar giden bir olgudur. Yani bunu çalışmalarda da zaman zaman yazıyoruz. O zaman kırsalda yaşanır doğal olarak. O dönem yüzde belki 5 bile değil kentteki nüfus. Ve bakıldığında kırsaldaki yaşam tamamen tarım üzerine kurulmuş ve derebe sistemi içerisinde yaşanmış. Ve bu gruplar belirli bir sistem içerisinde birbirine bağlı. Ve vergi sistemleri yine belli haneleri, yan yana yaşayan 5 komşu ailenin birbirine bağlanmasıyla sağlanıyor. Bunun gibi birçok sistem beraberinde Japonların bir arada yaşaması zorunluluğunu getiriyor. Bir de coğrafi bir sıkıntı var baktığınızda. Yerleşik yaşam. Yüzyıllardır orada yaşıyor atalarıyla beraber. Ve kendini tamamen o topluluk içerisinde artık tanımlamış durumda ve oradan ayrılması mümkün değil. Çünkü orada bir oluşmuş grup var ve o grubun dışına çıkıp hareket etmesi tek başına mümkün değil Japon. Bu kültürel olarak artık kültürel DNA dediğimiz kültürel DNA'larına işliyor. Ve bugün dahi her bir Japon bir şekilde her ne kadar son 50 yıldır kentleşmeyle birlikte kentli yaşam tarzının yaygınlaşmasıyla birlikte biraz daha bu kırılmaya başlasa bile hala aidiyet hissi önemlidir. Mesela buna şu örneği veriyorum ben. Japonya'da ortaokulda, lisede spor ve kültür toplulukları vardı. Bunlar bizde de var çoğu. İşte kollar oluyor, kulüpler oluyor ama bu öğrenci kulüpleri çok ciddi çalışmalar yaparlar. Altyapıları vardır, spor salonları, yüzme havuzları, kültür kulüplerinin enstrümanları vesaire vesaire. Ve grupların her birine üye olur. Bir lisede öğrenci, bir ortaokul öğrencisi. Bir gruba üye olur. İşte spor olur, spor takımına girer, müzik kulübüne girer, resim atölyesine girer. Bunlar içerisinde bu kulüplere dahil olmayan bir %10'luk kesim vardır. Hiçbir kulübe giriş yapmamış. Son yıllarda bunlara özel bir kulüp üretilmiştir. Eve dönüş kulübü. İlla bir yere kayıt olmaları, toplumsal baskıdan kurtulmak için. Çünkü Japonya'da gençler özellikle beraber bir araya geldiklerinde birbirlerine sorular sorarlar. Merhaba, neredensin, adın ne, kaçıncı sınıfsın gibi. Bu soruların belki ilk üçe, belki ilk beşe girecek sorulardan bir tanesi de hangi kulüptesin? Üniversite öğrencileri, lise öğrencileri bir araya geldin. Hangi kulüptesin bir kimliktir. Hiçbir kulübe üye olmama çok fazla düşünülen bir şey. Onun hakkında bir fikir elde edebilmek için zaten gerekiyor. Belki de herkesin illa bir tarafa ait olma hissi yaygınlaşmış yani. Kodlarına dediğiniz gibi işlemiş. Ait olmak önemli bir şey. Modern dünyaya geldiğimizde bunun özelliklerini yansımalarını taşıyorlar ki geldiler de işte örneğin bir şirkete çalışıyorlar. Artık o şirkete aidiyet hisleri yüksek o zaman. Evet, çok kuvvetli oluyor ve Japonya'da şu an o da yavaş yavaş değişmeye başlıyor tabii. Japonya'da değişiyor. Ama temelde Japon mesela istihdam sistemi ömür boyu istihdam sistemi. Yani bir yere girdiğiniz zaman bir şirkete tabii bu ekonominin ve üretimin istikrarlı olmasıyla da bağlantılı bir şey. Yani 15 sene sonrasını da yani görebiliyorsunuz. Ama kabaca söylersek, bu Japonca bunun terimi bile var. Ömür boyu istihdamdır. Yani bir yere girersiniz ve oradan emekli olursunuz. Bu öngörülebilir bir ekonomik ve toplumsal yapının tabii ki sonucu baktığınızda. Bu da dolayısıyla sizin aidiyetinizi inanılmaz derecede kimliğinizi orada şekillendiriyor ve kuvvetlendiriyor. Japonya ekonomik olarak
her şeyin başında sürekli aklımıza gelen bu teknolojik olarak yerinde kullanan bir ülke. Ama Japonya'nın bir atlattığı durumda İkinci Dünya Savaşı. Evet. İkinci Dünya Savaşı gibi zor bir süreçten çıkan Japonya, sanki savaşın öncesi ve sonrası iki farklı ülkeydi. Sizce bu iki farklı ülke gibi görünen Japonya nasıl tarihte hak ettiği bugünkü en azından konumunu aldı? Bu birkaç açıdan değerlendirilebilir. Bu bir uluslararası politika boyutu var muhakkak ki. İkinci Dünya Savaşı öncesi Japonya ile alakalı hem çalışmalara baktığınızda hem o güne ilişkin verileri incelediğinizde Japonya daha emperyal bir kimliğe sahip. Özellikle 1800'lerin son çeyreği ve sonrasındaki İkinci Dünya Savaşı'na kadar ki giden süreçte Doğu Asya'da, Güneydoğu Asya'da yaptıkları faaliyetler ortada. Hatta bununla ilgili yine ana bilim dalımız öğretim üyesi Doçent Doktor Aydın Özbek ve Bilgin İrim'in geçtiğimiz aylarda çıkarmış olduğu çok güzel bir kitap var. Japon Dili Eğitimi Tarihi diye. Sömürgecilik sistemi içerisinde Japon dilinin öğretilme süreci ile alakalı. Bunun yanı sıra yine Japon tarihi ile alakalı Türkçe de basılmış. Bu tür çalışmalar çok fazla. Onu görüyoruz ve onun üzerine de İkinci Dünya Savaşı'ndaki bu net yenilgi, ki Japonlar bunu kavramsallaştırmış, yenilgi sonrası diye bir kavramları var Japonca'da. Farklı bir sürece geçiliyor. Birisi barış kavramı. Tabii burada Amerika'nın etkisi muhakkak ki yatsınamaz. Çünkü anayasanın yapımında onların rolü evet, ortada. Bütün. Eğitim sistemini 47'de yeniden düzenleyen Amerika. Dolayısıyla o yönde bir geçiş var. Ama bu sadece işte Amerikalılar sayesinde yaptı demek de Japon kültürüne birazcık haksızlık olacaktır. Ya da Japon davranış kalıplarını bilmemek de belki olabilir, ilişkili olabilir. Japonya, İkinci Dünya Savaşı, evet dediğiniz gibi bambaşka iki toplum öncesi ve sonrasında. İkinci Dünya Savaşı'nın sonrasındaki Japonya son derece planlı bir şekilde ve öngörülebilir bir çerçeve içerisinde bu büyük nüfus ve ekonomik hareketlenmeyi gerçekleştirdi. İş trenleri diye bir kavram vardır Japonya'da. Özellikle Kuzeydoğu Japonya'dan ortaokul mezunu kız çocukları özellikle planlı bir şekilde Tokyo tarafına getirildi. Oradaki küçük atölyelerde çalışmaya başladılar. Hem eğitim görmeye başladılar hem orada çalışıp yani sanayileşme sürecinde planlı, öngörülebilir bir hamle gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra bu kadar büyük, geniş düzeyde, büyük çaptaki bir sosyal hareketlenmeyi, nüfus göçünü, ekonomik yapıdaki, üretim yapısındaki değişimi, biraz önce bahsettiğimiz o disiplin, birlikte hareket edebilme, grubun harmonisini bozmama, uyumunu bozmama, gruba uyum sağlama gibi kültürel dinamikleri de işin içine kattığınızda Japonya'nın aslında mucize olarak genelde nitelendirilen bu sürecinin mucize olmadığını çok aslında tahmin edilebilecek bir şey olduğunu görüyoruz. Yani en çok yani en güzel bakış açısı kitabın isminde. Kitap kırsaldan mı başlatıyor modernleşmeyi? Büyük iktisatçılar da her şeyin başında geçmişe atıf yaparak, background'a giderek anlatmayı çok seviyorlar. Ünlü iktisatçı felsefeci Karl Marx ya da ne bileyim eski Merkez Bankası'nın Amerika'da kurucusu vardı. O çok böyle etkin bir dilde anlatılıyor. Tarımın katma değeri yüksek bir şekilde üretime dönüşmesi sebebiyle Japonya'nın sanayisi gelişti mi ilk başta? Bu böyle bir soru sorsa. Tarımla birlikte mi katma değeri yüksek bir üretime geçildi? Yoksa Japonya yok, hayır ilk baştan belli. İşte flash disk, işte harici disk üretiyordu ya da monitör üretiyordu, zaten klima üretiyordu, satıyordu. Bu yoksa hayır kırsaldan başladı, bu ilerleyişi buradan başlar, böyle gider mi? Tabii tarım
başlangıç noktası. Japonya yerleşik bir tarım toplumu. Bu 10 küsur asırdır var olan bir şey ve tüm sistem aslına baktığınızda çiftçi üzerine kurulmuş bir sistem. Hatta 15-16 belki 17. yüzyılların siyasal sınıfsal sistemine baktığınızda dörtlü bir yapı görürsünüz. Başta askeri sınıf vardır. İkinci sırada çiftçiler vardır sınıfsal olarak. Üçüncü sırada esnaf, zanaatkar vardır. Son sırada da tüccar vardır. Şimdi ticaretle uğraşan vardır. Şimdi aslında bir gariplik var baktığınızda. Hani çiftçi üst kısmında, ticaretle uğraşanın altında. Ticaret veya zanaat, tüccar ya da zanaatkardan daha üst bir kısımda. Şimdi bu bugünün paradigmaları üzerinden, bugünün algoritmaları üzerinden baktığınızda garip kaçıyor. Niye yani diyorsunuz. Ama o zamanın formülü ya da o zamanın okuma, o zamanın şartları üzerinden değerlendirdiğinizde şunu görüyorsunuz. Bir, biz samuray olarak söyleriz yani, siz samuray deriz, bu şiir, askeri sınıf. Baktığınızda zaten bu askeri sınıfın da çoğunun çıktığı yer Kök çiftçi. Çiftçi babasıhanesi. Babasıhanesi, çiftçi. O genç bir asker. Ayrıca biz tabii şimdi samuray diyoruz, bushi diyoruz. Bunları hep şey zannediyoruz. Hepsi elinde kılıçla sürekli böyle bir şey yapan. Yok, bunların içinde muhasebeyle uğraşan da var. Yani bu bir sonuçta organizasyon. Bu organizasyon içinde para işleriyle uğraşacak biri de gerekiyor. Ofis işleriyle uğraşacak birisi de gerekiyor. Tıpkı bugünkü modern ordulardaki iş bölümü gibi aslında baktığımızda. Tabii bunun arkasından gelen kesim çiftçi. Neden? Çünkü nüfus olarak en fazla Japonya'da. Ve sizin bir şekilde, bu benim şahsi yorumum, bu çiftçi nüfusu, yani en yoğun nüfusu bir şekilde sakin tutmanız gerekiyor ki devlet sistemini sürdürebilirsiniz. Bunun da en önemli yollarından birisi sınıfsal açıdan onları üst düzeyde görüp üst düzeyde tutmak olarak değerlendiriliyor zaman zaman. Ben de bu görüşe açıkçası katılıyorum. Şimdi buradan yola çıkarak da daha önümüzde geçmiş 70-80 yıla kadarki süreçte Japonya tarım merkezli bir toplum. Tüm davranış kalıplarından üretim ilişkilerine her şey tarım merkezliydi ve sonrasında sanayileşime geçildi. Sanayileşmeyi sağlayan peki ne dediğinizde burada çiftçi nüfusun itici gücü hiçbir şekilde yatsınmamalı. Yani Tokyo'da çalışan, fabrikada çalışan işçiler bir anda gökten inmedi. Bunların hepsi doğal olarak zamanında çiftçilik yapan insanlar geldiler ve arayış gücü olarak, ara eleman olarak da üretim sistemini ciddi anlamda sürdürülebilir hale gelmesini, güçlenmesini sağlayan kesim bu çiftçi kesim. Yine yani tarım ve tarımla uğraşan nüfusun sanayileşme sürecini bu kadar güçlü ve net bir şekilde ilerlettiğini söylemek yanlış olmayacak. Ve köyden gelen artık evet. İnsanlar artık kentlerde yaşayıp kentli gibi yaşamaya başladılar. Onlar da belli bir Japonya'da reform süreci geçirdi. Yanılmıyorsam kıyafet devrimine benzer bir devrim orada da gerçekleşiyor. Geleneksel bir kıyafet giyerken artık daha ne bileyim Avrupa'yı bir kıyafet tarzına dönüşüyor. Tabii bu bir kanunla devrimle değil ama yaşam... Yapısal bir reformla mı iktidar? Yok yani bunun bir... hukuki zemin olduğunu ben bilmiyorum açıkçası. Daha sosyal yaşam içerisindeki dönüşümle alakalı, daha teamüllerle alakalı bir şey. Kentli yaşam tarzı içerisinde daha rahat kıyafetler, daha tırnak içinde batılı kıyafetler giymenin olumlandığı dönemler elbette Japonya'da da yaşandı. Bununla bağlantılı olarak değerlendirmek daha sağlıklı olacaktır muhakkak. Ama Japonya henüz kentli oldu mu derseniz, nicel açıdan evet, ama nitel açıdan açıkçası tekrardan üzerinde düşünmesi gereken husustur diye düşünüyorum. Yani Japonya'ya Tokyo'dan bakarsak farklı. Bu var, bir de şu var, şu mesela bununla ilgili elimizde belgeseller var. Oradan da biliyoruz, yine verilerden de biliyoruz. Japonya köyden kente göç ettikten sonra apartmanlara yerleşiyor. Ama Japon insanı apartman hayatına, masada yemek yemeye henüz alışık değil o dönem itibariyle. İlk önce apartmana yerleşiyorlar, apartman hayatını balkonlarda yaşamaya başlıyorlar. Bizdeki belki şeye benzetilebilir işte biber kurutmak vesaire gibi. Balkonda yaşıyorlar, balkonda kendi lokumlarını yapıyorlar, balkonda kendi şeylerini kurutuyorlar vesaire derken. Ve sonrasında bakıyoruz bu
orta gelirli nüfus ya da orta sınıf dediğimiz nüfus ya da işçi sınıfı sonrasında biraz daha ekonomik gelir düzeyi arttıktan sonra müstakil evlere geçmeye başlıyor. Biraz daha şehrin dışında kalan yerde müstakil evler yapıp müstakil evlerde oturmaya başlıyor. Apartman hayatını belki sadece çok kabaca söylesek 5-10 yıl kadar yaşıyor. Mümkün olunca hemen biraz daha ekonomik durum iyileşince tek kat, iki katlı ev satın alıyor ya da yapıyor ve oraya geçiyor. O anlamda geleneksel yaşam tarzını, bu bir ideoloji olarak değil ama yani ben işte bir Japon olarak geleneksel geleneklerimi koruyacağım, o yüzden iki katlı müstakil eve geçeyim değil. Yaşam alışkanlıkları bunu gerektirdiği için. Türkiye'deki gibi milli düşünce ya da ideolojik olarak değil de daha çok DNA'sına kültürel DNA'ları gereği yerde yatmaya alışmış. Dört ayaklı yatak üzerinde. Rahat edemediği için yerde yatmaya devam ediyor. Bunu bir Japonluk ya da Japonculuk bağlamında bir ideolojik temelde yapmıyor. Peki bölümün tanıtması, tanıtım açısından konuşalım. Çanakkale'de Japon öğrenciler var. Buradan Türkiye'den Japonya'ya giden değişim öğrenciler var. Oradan buraya gelenler var. Evet. Çanakkale'de Japon öğrenciler nasıl bakıyorlar? Çanakkale'yi sizin izlenimlerinizde görüyorsunuz öğrenciler. Evet. Şimdi tabii zaman zaman bizim bölümümüze de, zaman zaman üniversitemizin diğer fakültelerinde, farklı bölümlere de Japonya'dan öğrenciler geliyor. Üniversitemizin ondan fazla Japon Üniversitesi'yle işbirliği, akademik değişim anlaşmaları var. Bu anlaşmalar kapsamında zaman zaman kısa süreli, zaman zaman daha uzun süreli öğrenci değişimleri yapıyoruz. Buraya gelen Japon öğrenciler genel itibariyle hangi fakülteye giderlerse gitsinler, tabii Japonca bölümü olduğunu öğrenince ya da bilerek gelince buradaki Japonca bilen öğrencilerimizle iletişime geçiyorlar. Onlar için kendi ana dillerinde konuşabilecekleri bir ortam oluşmuş oluyor. Bu alanda Çanakkale'deki yaşantıları daha da rahat oluyor. Ve Çanakkale zaten yaşamak anlamında çok güzel bir kent. Denizin olması belki onlara hoşuna da gidiyor olabilir. Ayrıca Çanakkale o anlamda yaşanabilecek bir yer olduğu için, hareketin kolay olduğu, hareket etmenin kolay olduğu bir yer olduğu için ve öğrencilerin yaşayabileceği bir sisteme sahip olduğu için, bir habitata sahip olduğu için daha rahat ettiklerini biliyoruz. Bizim öğrencilerimiz de oraya çok sık gidiyorlar. Yani bir sene giden öğrencilerimiz oluyor. 6 ay gidenler oluyor. 2-3 haftalığına gidenler oluyor. Çeşitli üniversitemizin ve bölümümüzün programlarıyla ya da Japonya Büyükelçiliği'nin Eğitim Bakanlığı'nın burslarıyla öğrencilerimiz gidiyor. Bizim de ortalama toplam öğrencimizin bir şekilde mezuniyete vurduğumuzda herhalde %20'si, %30'u bir şekilde Japonya'yı mezun olmadan görüyor. Evet, bölümün faaliyetleri var. Düzenlediği aktivitelerden. Evet. Bunlar neler yakın zamanda? Bölüm olarak biz, ana bilim dalı olarak biz mümkün olduğunca öğrencilerimizin sadece ders içi değil, ders dışında da aktif olmalarını teşvik etmeye de çalışıyoruz. Bu alanda üniversitemizin ilk kurulan öğrenci topluluklarından bir tanesi bizim de öğrencilerimizin yoğunlukla katılım gösterdiği Türk-Japon Dostluk Topluluğu. Evet. Bu bir öğrenci topluluğu. Ağırlıklı olarak dediğim gibi öğrencilerimiz, Japonca bölümü öğrencileri için şimdi. Bu sene 25.sini yapacağız daha doğrusu. Gelecek senenin ilkbaharında 25.sini düzenleyeceğimiz, yani 25 senedir hiç aralıksız düzenlediğimiz bir Japonya Günleri etkinliğimiz oluyor. Bu Japonya Günleri etkinliğinde bir sene boyunca öğrencilerimiz Japon kültürüne ilişkin çok farklı boyutlarıyla hazırlıklar yapıyorlar. Japon kılıç sanatları ile ilgili çalışanlar, Japon kağıt katlama sanatı, çay törenleri, gençlerin çok hakim olduğu işte manga resim çizimleri, manga çizimleri, anime gösterimleri, Japon filmleri gösterimleri gibi 15'e yakın ayrı etkinliği bir ya da iki güne toparlayıp hem üniversitemizi, öğrencilerine, personeline hem de Çanakkale halkına sunuyoruz. Japon kültürünü yaşamak için bir küçük Japonya oluşturuyoruz. Ne zaman olacaktı bu? Şimdi tarihi tamamen kesin olmamakla beraber genelde ilkbaharda, genelde de Nisan aylarında yapmayı planlıyoruz. Bu anlamda üniversitenin ilgili web sayfaları vesaire takip edildiğinde de oradaki açıklamalar sizi yönlendirecektir zaten. İşte Japonya bize bu kadar aslında uzakken, gözükürken bir o kadar da yakın özellikler de var. Çanakkale'de bölümü olması, öğrenciler olması itibariyle. Çok sağ olun hocam konumuz olduğu için. Ekstra olarak söylemek istediğiniz
son olarak kitabınız hakkında Japonya Japonya hakkında, Japonya ile ilgili şunlar belki toparlanarak söylenebilir. Japonya evet bize çok uzaktı coğrafi olarak. Ama hem son zamanlardaki akademik, Türkiye'deki Japonya çalışmalarının çoğalması, Türk-Japon ilişkilerin ekonomik düzlemde artış göstermesi Japonya'yı bize yakınlaştırmaya başladı. Asya'nın en doğusundaki ülkeyle en batısındaki ülke olarak bundan sonra da sanırım daha da yakınlaşmaya devam edecek gibi gözüküyoruz. Biz de bu yakınlaşmada daha çok işin sosyo-kültürel boyutlarını ortaya koyarak Japonya'yı tanımaya ve tanıtmaya devam edeceğiz. Diyorsunuz. Biz de teşekkür ediyoruz tekrar. Ben teşekkür ederim. Böyle bir kitabı da en azından Türkiye'de Japon modernleşmesi anlamaya çalışan insanlara okuması için teşekkürler diyoruz. Boğaz Medya olarak biz de iyi günler diliyoruz değerli seyirciler.